İstanbul'da yaşayan 48 yaşındaki Erkan Can, 2014 yılında evlendiği eşinden 2016 yılında boşandı. Eski eşine her ay 2000 TL nafaka ödemek zorunda kalan Can, artık bu parayı ödemek istemediği için Ankara'ya yürümek üzere yola çıktı. 15 Nisan Perşembe günü İstanbul'dan nafaka yürüyüşüne başlayan Can, Kocaeli'ye ulaştı. Kocaeli'de polis denetimine takılan Can, 1,5 yıldır nafakasını ödeyemediği için gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Erkan Can 2 saat cezaevinde kaldıktan sonra yoluna devam etti. Ekonomik sıkıntılarının olduğunu ve artık nafakayı ödeyemeyecek duruma geldiğini belirten Can, Ankara'ya ulaştığında Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı ile iletişime geçeceğini kaydetti. Çocuk haczine ve ömür boyu nafaka ödemeye itiraz ettiğini ifade eden Can, tüm mağdurların kendisine eşlik etmesi için çağrıda bulundu. Evlilik müessesesini ve çocuğu bir proje olarak görmüş bir insan var karşımızda. Beni netice itibariyle avukatıyla bir düzmece, bir tuzakla, planla beni tuzağa düşürüp 100 bin lira senet imzalattılar bana, çocuğu kucağıma vererek. O 100 bin lira akabinde benim hayatım kaydı. Avukatın yapmış olduğu düzmece bir planla. Bugün ülkemizde emniyette teşkilatında, işte öğretmenlerde görevi kötüye kullanan emniyet mensubunu görevden atıyorlar arkadaşlarımızı. Bu avukat da görevi kötüye kullanarak benim hayatımı mahvetti. Kendisinden şikayetçiyim.